Bir sayının 2 bölü 5'i 8 sayısına eşittir. Normal ortaokuldan beri yaptığımız nedir aslında? Tersten gitmek değil mi? Onun sebebi de ne? X sayısı olsun. Bunun 2 bölü 5'i 8'e eşitse arkadaşlar 2 ile 8 sadeleşir. 4 kere 5 20. X'i 20 buluruz. 20'nin 7 bölü 4 katı da böylece 20 bölü 4 5. 5 kere 7 35 arkadaşlar A şıkkı. Anıl'ın parası Berk'in parasının 9 katıdır. Eğer Anıl Berk'e 10 TL verirse Anıl'ın parası Berk'in parasının 4 katı oluyor. Buna göre Berk'in başlangıçtaki parası kaç TL'dir? Önce Anıl'ın parasını arkadaşlar 9B diyelim. Berk'in parası da B olsun. Anıl Berk'e 10 TL verdiğinde Berk'in 10 TL'sinin arttığına dikkat edin. Böylece Toplam bunun parasının 4 katı oluyor. Zaten bu konuda arkadaşlar malum denklemi oluşturmak en önemli kısma. 9b eksi 10 eşittir 10b artı 40. E, pardon 4b 10b nereden çıktıysa? 5b eşittir 50. B arkadaşlar 10 geldi. D 10 oldu. Bir bilgi yarışmasında kurallara göre yarışmacılar her doğru cevaptan 20 puan kazanıyor. Her yanlış cevaptan 30 puan kaybediyor. 40 soruya cevap veren bir yarışmacı 200 puan kazandığına göre doğru cevapların sayısı kaçtır? Ben mümkün olduğunca arkadaşlar tek bilinmeyen kullanmaya çalışıyorum. Doğru cevapların sayısına D diyelim. Bunlardan 20 puan kazanıyor. Eksi bakın şimdi 30 puan kaybediyor. Eksi 30 dedim o yüzden. Kaç tane yanlış var biliyor muyuz? Hayır ama D tane doğrusu vardı ya. 40 eksi D doğrusu şey 40 eksi d tane yanlışı kaldı. Buraya yazayım bak bu yanlış. Bu da doğru. Dolayısıyla bunlardan aldığı toplam puan bak 200 puan. 20 d eksi 30 çarpı 40 eksi 1200 artı 30 d eşittir 200. Böylece arkadaşlar 50 d eşittir 1400 oldu. d de 28 oldu c şıkkı. Bir toplantı için bir araya gelen 10 kişinin tümü birbiriyle birer kez el sıkışıyor. Buna göre toplamda kaç el sıkışması olmuştur? Kombinasyonla yapabilirsiniz. Kombinasyon bilenler arkadaşlar onun ikilisi der direkt 45'i yapıştırır. E, problem mantığıyla da şöyle diyeyim. Bir kişi kendi hariç 9 kişiyle e, tokalaşıyor. Dolayısıyla 10 kişi 10 çarpı 9 kişiyle tokalaşır. Yalnız Ali ile Ali ve Veli olsun. Ali ile Veli'nin tokalaşması bir tokalaşmadır. Veli ile Ali'nin de tokalaşması aynı tokalaşmadır. Dolayısıyla biz farkında olmadan iki kere saymış oluyoruz tokalaşmaları. O yüzden 2'ye böleriz. 45 olacak D şıkkı. Her sırada iki kişinin oturduğu bir sınıfta kız öğrencilerin 1 bölü 2'si birer erkek öğrenci ile erkek öğrencilerin 1 bölü 3'ü birer kız öğrenci ile aynı sırayı paylaşmaktadır. Bu sınıfta iki erkek öğrencinin oturduğu sıra sayısı 12 olduğuna göre sınıftaki toplam sıra sayısı kaçtır? Erkek öğrencilerin üçte biriyle kız öğrencilerin yarısı birbirine aynı sayıya eşit olması lazım. Neden? Bunlar bir sırada arkadaşlar. Bir erkek bir kız şeklinde oturacaklarsa erkek sayısı ne kadarsa kız sayısı o kadardır. Yan yana oturduklarında. Dolayısıyla erkekler 3A olsun kızlar da 2A olsun şimdi. O zaman arkadaşlar. Ee, erkeklerin 1 bölü 3 kızlarla oturuyor. 2A tanesi kendi birlikte oturuyorlar. Yine kızlar da arkadaşlar 2A'nın yarısı erkeklerle oturuyor. Yarısı kendi arasında oturuyor. 2 erkek öğrencinin oturduğu sıra sayısı 12'ymiş. O zaman bakın şimdi 2A tane erkek öğrenci kaç tane sıraya oturuyor? 12 tane sıraya oturuyor. Bir sırada 2 kişi oturduğuna göre 12 sırada kaç kişi oturur? 24. Demek ki A buradan arkadaşlar 12'ymiş bakın. Dolayısıyla A 12 ise 3 çarpı 12'den 36 erkek var. 12 çarpı 2'den 24 kız var. 36 artı 24'ten 60 öğrenci var. 60 öğrenci sıralara ikişer ikişer oturduğu için 30 tane sıra var arkadaşlar. Bu bir sınav sorusuna da benziyor bu arada. Soruları arkadaşlar lütfen önce bir kere okuyun. Yalnız okurken ufak notlar alabilirsiniz. Şey diyebilirsiniz yani ha, cam kenarı işte e, kapı kenarındaki insan sayısına eşitmiş. Cam kenarında erkek ve kızlar aynıymış. Kapı kenarında kızlar erkeklerin 3 katıymış diye ufak notlar alabilirsiniz bir daha bir daha okumamak için. Ama bir kere okuduktan sonra soruya başlamak lazım. Şimdi kapı kenarında oturan kız sayısı erkek sayısının 3 katı ya. Buraya e diyelim erkek sayısına kız sayısı o zaman 3e olur. Sonra arkadaşlar toplam 20 tane kız olduğu için cam kenarına 20 eksi 3e tane kız kalır. Haliyle erkek sayısı da buradan 20 eksi 3e olur çünkü kızla erkek sayısı aynıymış. Buna göre e, bizden ne demiş? Burada artık 40 eksi 6e sol tarafta olduğu için sağ tarafta da 4e tane insan olduğu için bunlar birbirine eşit. Çünkü en başta şunu söylemişti. Dolayısıyla bakın 40 eşittir 10e oldu. E4 geldi. Erkek sayısıydı bu. O zaman erkek sayısı burada 4. Burada 20 eksi 12'den 8 tane de burada oldu. Toplam 12 tane erkek geldi arkadaşlar. Bu soru da böyle güzel bir soru. 48, 60 ve 90'ı eşit uzunlukta parçalara bölmek aslında hatırlayalım. Ta obep okek mevzusu değil mi? 48, 60 ve 90'ın obbi nedir? 6. Demek ki birinci 8 parça olacak arkadaşlar. İkincisi 60 bölü 6'dan 10 parça. Üçüncüsü de 15 parça olacak. Burada şuna dikkat etmek lazım. Biz burada arkadaşlar 8 parçaya bölerken kaç kere neşter vuracağız? 7 kere. Burada yine 9 kere. Burada da 14 kere. Örnek siz bir ipi ikiye ayırırken arkadaşlar ilk kere mi ip kesersiniz? Bir kere kesersiniz. Ya da diyelim bir ipi 3'e keseceğiniz zaman, 3'e böleceğiniz zaman... 2 kere mi kesersiniz? 3 kere mi? Gördüğünüz gibi e, parça sayısının bir eksiği kadar kesik atıyoruz. Dolayısıyla kesik sayısı bunlar. 7, 9 daha 16, 14 daha 30 kesik atacağız. Şimdi 30 kesik atacağız neşterlerle. 7 kullanımlık neşter arkadaşlar daha ucuz. Mümkün olduğunca ondan kullanmak isteriz. Yalnız şöyle bir problem oluyor bu sefer. E, 30 kesik kullanacağımız için 7'şer 7'şer kullandığımızda 28 kesik oluyor. 2 kesik kalıyor arkadaşlar. Bu iki kesik içinde beşli neşleri kullanacağız. Bu sefer biraz böyle israf etmek gibi oluyor. Yani mümkün olduğunca kafa kafaya denk gelecek şekilde yapmak lazım. O yüzden bunu 28 değil de 21 kesik yapalım. Buraya da 9 kesik yapalım. Bak o zaman ne oluyor biliyor musunuz? 7 çarpı 3, 3 kere kullanacağız 7'likten. Burada da arkadaşlar 5'likten 2 tane kullanacağız. Böylece e tabii onun fiyatı da 5,5 TL bu arada. Böylece arkadaşlar 9 kesik için 10'lu paket kullanacağız. Sadece bir tanesi israf olmuş olacak. Öbür türlü 3 tanesini israf edeceğiz, daha çok para vereceğiz demek oluyor boş boşta. Böylece bakın 7'lik 7 liraydı zaten. 7 çarpı 3'ten 21 TL. Sonra 5'lik 5,5 TL'ydi. 2 tane de öyle kullandık. 11 TL. 32 oldu. Eğer böyle yapmasaydık 28 kesik için 28 TL. 2 kesik için 5,5 TL harcayacaktık boş boşuna. Ve cevabı belki birçok kişi bu yüzden 33,5 bulacaktı. Ama cevabımız 32 oldu bakın. Çok da tehlikeli bir soru bence bu. B kutusu 16 tane A'yı alıyormuş. C kutusu 8 tane B'yi. D kutusu 10 tane C'yi. Haliyle arkadaşlar diyor ki bize bir tane D kutusu elde ettiğimiz zaman kocaman böyle toplam kaç kutu kullanmış oluruz? Şimdi bir tane D kutusunun içine kaç tane arkadaşlar C giriyor? 10 tane C. Tamam mı? Şimdi bu 10 tane C ya. O zaman 10 tane C'nin içine bir tanesine ee, kaç kutuydu o? Bir tanesine 8 tane B giriyorsa 10 tanesine 80 tane B girer. Bir tane B'ye 16 A giriyorsa 80 tane B'ye 80 çarpı 16 tane girer. Böylece 8 çarpı 16 ee, ne olacak buradan 1280, 1280 tane A kullandık tamam mı? Zaten 80 tane B kullanmıştık arkadaşlar, ee, 10 tane de C kullandık, toplam bir tane de D kullandık. Dolayısıyla 1280, 80 daha 1360, 10 daha 1370, bir daha 1371 tane kutu kullanmışız arkadaşlar. Başta arkadaşlar buradan böyle çaylar konmuş elek birden. kaç? 500 600 1100 1800 kilo buraya konmuş. Sonra 200 kilosu burada kalmış. O zaman elek 2'ye 1600 düşmüş arkadaşlar. Sonra bunun e, ne kadarı 300'ü ve 600'ü. 300'ü elek 2'de, 600'ü elek 3'te kalmış. Dolayısıyla 1600'den 900 çıkınca 700 de elek 4'e gelmiş. Demek ki elek 2'ye dökülenle elek 4'e dökülen arasındaki oran 1600 bölü 700'den 16 bölü 7 olmuş oldu E şıkkı. Şimdi arkadaşlar burada ne demiş? Fayansların biri üzerinde 3 tane eş üçgen varmış. Biz bir şekli çizmemize gerek yok. 3 üç tane üçgen var. Her üçgen içerisinde de 4 daire motif var. Ne demek? 12 tane daire var demek o zaman bir tanesinde 4 tane olduğu için. Diğerinde de arkadaşlar ne varmış? 4 üçgen ve 5 daire motif her birisinde yani 20 tane daire varmış toplamda. Kaplama sonucunda zeminde 108 adet üçgen, 504 adet daire motif oluşmuştur. Buna göre yerleştirilen toplam fayans sayısı kaçtır diyor. Kaç tane arkadaşlar? Var bilmiyoruz. Burada iki bilinmeyen yapacağız mecburen. X tane soldakinden olsun, Y tane sağdakinden. Normalde ben tek bilinmeyen kullanmak isterim. Yani bir tanesi Aysa, A ise öbürüne A-x demek isterim ama burada o imkan yok. Ne diyeceğiz o zaman? 3x artı 4y yani üçgen sayısı 108 bakın. Sonra 12 çarpı x artı 20y eşittir 504. Buradan yerleştirilen fayans sayısını mecburen bulmak için tabi x ve y'yi bulmamız gerekecek. E, şurayı 4'e bölelim her tarafı. 3x artı 4y eşittir 108. 504'ü... 4'e bölersek 126 yapacak arkadaşlar. 3x artı 5y eşittir 126. Taraf tarafa çıkarırsak bakın gördüğünüz gibi x'ler gitti. y eşittir buradan 18 oldu. y 18 de bir tanesini de yerine yazalım. Burası 72 olur. 108'den 72 çıktı 36. Demek ki bu da arkadaşlar 12'ymiş. Böylece toplamda 30 fayans kullanılmış oldu D şıkkı. TYT'de çıksa can yakacak bir soru olabilir arkadaşlar bu. Yani hızlı düşünürseniz evet gayet güzel yapabilirsiniz ama düşünemediğinizde de sıkıntı çıkarabilecek bir soru. Şimdi burada arkadaşlar ne yaparım? Ee, zaten 8, 8 ve 8 ya bunlar. Şimdi 8, 8, 8'leri bir bozmamaya çalışalım. Zaten onlar eşit. Hedefimiz hepsini eşit yapmak. Şu 23'ten bir başlayayım arkadaşlar. 23 diğerlerinden şu özellikle eşit olanlardan ne kadar fazla? 15 fazla. Niye onları önemsiyorum? Onlar ne güzel eşit hepsine eşit yapmaya çalışacağım. Buna göre 15 fazla olduğuna göre burada arkadaşlar diğer 4'üne dağıtacağız. Kendisi de dahil 5 kişi çünkü kendisinde de kalsın. 15'i 5'e bölersek 3 yapar. Yani ben 8 artı 3'ten 11, 11 mecburen tabi buna da vereceğiz 21. Üçer tane verdiğimiz için bunda da 23 eksi 12'den 11 kaldı. Güzel oldu. Buna da 3 ekledik 11. Şimdi artık bu bozdu işi. ikinci hamledeyiz. 21 diğerlerinden kaç fazla arkadaşlar? 10 fazla. Dolayısıyla onlara ikişer tane verirsem 13 olur. 13 olur. Bir nevi kendisine de vermiş gibi düşüneceğiz. 13, 13 haliyle arkadaşlar kendisine de 2 tane kaldığına göre bunda da 13 kalmış olacak. 8 taneyi diğer 4'üne. Kendisi de 2 tane almış gibi dolayısıyla 13'e düştü. Böylece ikinci hamlede arkadaşlar hepsinde 13'er tane bilye olmuş oldu. Toplam o zaman M artı ne? 15 B şıkkı. Arkadaşlar burada şimdi baştan böyle tek tek X verip falan giderseniz biraz sıkıntı yaşayacağınızı düşünüyorum. Ben olsam ne yaparım? Onu göstereyim size. Madem sonda hiç parası kalmıyor. Sıfır da bir sayıdır. Bunun varlığından yararlanacağım. Önce şunu söyleyeyim. Herhangi bir günde parası pn olsun, pn eksi pn artı 3 bölü 2 kadar bu para harcıyor. Dolayısıyla kalan parası bu oluyor işte pn eksi pn artı 3 bölü 2. Payda eşitleyince demek ki bunun kalan parası hep pn eksi 3 bölü 2 oluyor. O zaman 7. günde kalan parası p7 eksi 3 bölü 2 olsun, 0'a eşit demek ki 7. günde parası 3 TL'ymiş. 6. güne geliyorum. P6 eksi 3 bölü 2 3'e eşit. O zaman buradan 6 3 9 oldu. Sonra P5 eksi 3 bölü 2 arkadaşlar 9'a eşitse 18 3 daha 21. Buradan P4 eşittir pardon P4 eksi 3 bölü 2 eşittir 21. P4 kaç geldi? 45. Şimdi artık P3 eksi 3 bölü 2 45 diyoruz. Böylece 45 çarpı 2 90. 3 daha eklersek Üçüncü gün arkadaşlar 93 TL parası varmış A şıkkı. Arkadaşlar burada verilmiş bakın mavi ve yeşil arasını 2 gram. Onu böyle arasına yazılmayayım görelim. Buraya 2 gram harcanıyor. Yeşil ve sarı için 3 gram harcanıyor. Sonra sarıyla maviyi yapıştırırken de 5 gram harcanıyor. Onar gram o zaman şöyle bakın 10 gram. Sonra diğerine geliyoruz. Burada da böyle 10 gram. 2, 3, 5... Böyle 10 gram 10 gram gidiyoruz. En sonuncusunda kaç gram gidiyoruz? Burada arkadaşlar 2 kullanılıyor. Burada 3 kullanılmıyor. Hatta 2 kullanılıyor sadece. Demek ki 10 tane x kadar olsun. Yani burada 10 gram kullanılıyor. x tane üçlü o manada. Artı 2 eşittir 102. Güzel. Direkt gördüğünüz gibi zaten 102 olduğundan doğru yapmışız hakikaten. Kalanlı malanlı çıkmadı. x eşittir 10 geldi. Demek ki 10 tane arkadaşlar gruplar var. Şöyle göstereyim bakın size. 1 2 şurası 1 2 1 2. Bundan 10 tane varsa her birinde bir sarı var. 10 tanesinde de 10 sarı vardır arkadaşlar. Cevabımız A şıkkı olur böylece.